GTA 6 sürekli gelen sızıntılardan dolayı fragmanı erken yayınlamak zorunda kaldı. Hatta şu Twitter adresinden gelen ilk sızıntı videosu sadece birkaç dakika içerisinde 1 milyondan fazla gösterim elde etmişti ama çok geçmeden Rockstar hesabı anında kapattı. Ve fragman haliyle çok fazla ilgi görünce daha fazla beklemediler ve asıl fragmanı kendi sayfalarında paylaştılar. Oyunun fragmanı içerisinde Rockstar'ın bizlere verdiği bir dünya detaylar var. Ne tarz arabalar göreceğimiz, hangi görevleri yapabileceğimiz, hangi karakterlerin olacağı veya özellikle gece hayatının nasıl olacağı konusundaki detaylara bakacağız. Bu arada oyun kapağının görselinde Lucian'ın bileğinde takip cihazını görebiliyorsunuz. Zaten sahnede Lucian'ın hapishanede olmasıyla başlıyor. Araştırırken forumlarda gördüm oyunun ilk başta bilgisayara gelmeyeceği, PlayStation 5 ve Xbox serilerine geleceği söyleniliyor. Bu haber doğru mu değil mi lütfen söyleyin. 2025 yılında diğer platformlara 2026 yılında bilgisayara geleceğinden bahsediliyor, yazarsınız. İlk olarak fragmanda 2024 yılındaki Vice City'nin gün batımına bir gönderim yaptıklarını görebiliyorsunuz. Hapishane görseliyle beraber başlıyoruz. Oldukça büyük bir hapishane bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu bölgenin etrafında önemli görevler bizleri bekliyor olabilir. Yine sislerin içerisinde devasa bizi bekleyen şehri görebiliyorsunuz. Unutmayın GTA 6 GTA 5'in arasından %60 daha büyük olacak. Otobandaki araçlardan ise GTA 5'teki Hellfire arabasının tekrardan geleceğini, aynı zamanda arabalarımızın arkasında botları taşıyabileceğimizi ve yine fragmanın içerisinden Airbot geleceğini biliyoruz. Sonrasında Lucia bizleri karşılıyor. Oğlum kız çok güzel lan. Bu söyleyeceğim haber ne kadar doğru bilmiyorum ama Rockstar bazı karakterlere özellikle eşcinsel yapacağından veya transgender yapacağından bahseden bazı yorumlar var. Eğer bu haber doğruysa fragman içerisinde gördüğümüz bazı karakterlerin cinsiyetleri bizleri yanıltıyor olabilir. Lucia hapishanedeki rehber Stephanie ile görüşmesinde Stephanie neden buradasın diye sorar. Lucia ise kötü şans deyip cevap verir. Aynı zamanda yine Lucia'nın hapishanedeki odasında bir fotoğraf var. Bu fotoğraf bizlere hangi referansı veriyor hiçbir fikrim yok. Sonrasında Vice'de bizleri denizdeki bir yatla karşılıyor. Sadece su mekanikleri için 20 tane farklı çalışanı tuttuğundan bahsetmişti zaten Rockstar. Suyun kalitesi gerçekten de güzel duruyor ve baktığımız zaman denizin içerisini görebiliyor olmamız yine müthiş güzel bir ayrıntı. Aynı zamanda oyun içerisinde yatlar yine kullanacağımız bazı araçlardan birileri olacak. Su mekaniklerine bakarken köpek balıklarını unutmayın. Oyun içerisinde artık etkileşime girebileceğimiz köpek balıkları da olacak. Sonrasında sahil kısmından şehre bakıyoruz. Bu şehre dikkatli bakın çünkü oyun çıktığı zaman ikinci dünyanız burası olacak. Hatta eğer dikkatli bakarsanız yine GTA 5 içerisinden Maverick helikopterini görebiliyorsunuz ve hatta yine GTA 5 içerisinden bir uşağı görebiliyorsunuz. Bu sefer uşağın arkasında bir yazı yazıyor. Burada cinsellikle ilgili bir şaka var. Ne olduğunu söylemeyeyim ama biliyorsan biliyorsun zaten. Oyun içerisinde zaten artı 18 ile ilgili bir dünya şey var. Birazdan hepsine değineceğiz. NPC'lerin çok daha dinamik olacağından zaten bahsetmiştik. Sahilde bir NPC özellikle güneşlenen bir kızın gizli bir şekilde fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Yine sahil kısmında hareketli bir atmosfer bizleri karşılıyor. Aynı zamanda bazı NPC'lerin köpekleri var. Bu da hemen akılları acaba oyun içerisinde bizler de evcil hayvan sahipleri olabilecek miyiz getiriyor. Özellikle bina görselleri müthiş duruyor. İçerisindeki dizaynı da görebiliyorsunuz. Bu sahnede ise Florida çok sıcak bir yer olduğu için ve herkes sürekli bronzlaştığı için arabanın plakasında Nice Tan yazar. GTA'nın diğer oyunlarına göre gece hayatı inanılmaz daha dinamik ve detaylı duruyor. Özellikle burası achievement'ları kazanmak için oldukça önemli bir mekana benziyor. Bu sefer de geceden çekilmiş bir fotoğrafımız var. Yine buraya dikkatli bakın. Çünkü çok geçmeden kendi mahallenizden belki kendi şehrinizden çok daha iyi bileceksiniz Vice City sokaklarını. Etrafta yine uşakları, yatları, gemileri hatta tenis kortlarını kadar görebiliyorsunuz. Yine gece hayatından bazı lüks arabaları arka arkaya park etmiş şekilde görebiliyorsunuz. Burada bir Porsche var, bir Ferrari var. Önde biraz daha sol tarafta galiba bir Lamborghini duruyor. Aynı zamanda oyun içerisinde aktif evsizler de olacaklar. Adamların evsizleri bile bizden... Neyse buraya hiç girmeyeyim. Küçük adalar diyebileceğimiz yine su mekaniklerini harika gördüğümüz bir sahnemiz de var. GTA 6 haritası DLC'lerle beraber büyümeye devam edecek. Burada gördüğünüz bitmemiş köprü buna bir gönderim. Aynı zamanda denizin üstünde kargo gemileri var. Bu gemiyi buraya boşu boşuna koyduklarını sanmıyorum. İlla ki bazı görevlerde veya random bir şekilde bu gemiyi kaçırabiliriz veya geminin içerisindeki önemli kargoları koyabileceğimizi düşünüyorum. Günün sonunda bir suç simülasyon oyunu oynuyoruz. Sanırım son 24 saatte herkesin dikkatini çeken o sahne. Lucia burada lüks bir apartman. Bir havuz partisinde. Söylenecek çok fazla şey yok burada. Yine oyunun partilerle dinamik olacağını ve arkadaki şehrin görselini görebiliyorsunuz. Bir de öndeki görsel var.
Sonrasında ise oyunda tıpkı gerçek hayatımızda olduğu gibi sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Canlı yayınlar ve Reels'lar yine oyunun mekaniklerinden bazıları olacak. Yine bir gece vaktinde bir grubun sokak yarışları için hazırlandığını burada görebiliyoruz. Şu ana kadar bahsettiklerimizi bir de GTA Online'da oynadığınız zaman düşünün. Gerçekten müthiş bir şey bizleri bekliyor. Oyun Florida'da geçeceği için timsahları da unutmamışlar. Burada bir kamera sahnesinden bu timsahı görüyor olsak da eminim şehirde gezerken random bir şekilde yine timsahlara mutlaka denk geleceğiz. Polis kamerasından bizlere bir sahne karşılıyor. Burada muhtemel birkaç tane farklı şeye bakıyoruz. Ya yeri geldiği zaman polis gibi davranıp bazı polis görevlerini yapabileceğiz veya belki gerçekten de polis olabileceksin veya belki de bir görev esnasında bir durumu, bir olayı polis kamerasından izleyerek yorumlamaya çalışıyorsun belki de bir görevde. Soygun yaptığımız yerlerde artık kameralar olacak ama GTA 5'in aksine bu kameralar gerçekten de çalışıyor. Eğer bir soygun yapıyorken veya suç işliyorken kameraya yakalanırsan polisler olay yerine çok daha hızlı gelecekler. Fragman içerisinde bazı gangsterleri görüyoruz. Örneğin burada Mud Club grubu var. Benim oyun içerisinde en sevdiğim grafik sahneleri olan bir kısım oldu burası. Müthiş duruyor her şey. Aynı zamanda Dirty Bike Gangster grubu da olacak. Hatta bir televizyon ekranından polisin bunların etrafını çevirdiğini görebiliyorsunuz. Bu gruplara eğer istersek dahil olabilecek miyiz bilmiyorum ama oyun içerisinde çok fazla mekanikler bizleri bekliyor. Rockstar oyun içerisinde soygun mekaniklerinin ne kadar önemli olacağından bahsetmişti. Yine burada Jason ve Lucia'yı bir soygundan sonra polislerden yakalanmadan kaçarken görüyoruz. Jason ile Lucia buradan polislerden kaçıyorken ekrandaki tabelada cinsel uyarıcı haplar sayesinde duygularınızı tamir edin yayında yapmışlardır. 2017 yılında gerçekten tutuklanmış Miami Joker suçlusu da oyun içerisinde yine yer alacak. Ve fragmanın sonunda Lucia ve Jason'ın ilişkisinden yine emin olarak bitiriyoruz. 2025 yılında GTA 6'yı oynayabileceğiz. Ama maalesef bilgisayarını oynamak için 2026 yılında beklemek zorunda kalabiliriz. Buraya kadar keyif alarak geldiysen en güzel destekler videoyu beğenmen. Sen neler düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlar kısmına yazarsın. 2025-2026 bunlar yine çok uzun zamanlar. Neyse. İzlediğiniz için çok sağ ol. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.